Oyuncak kırıldı. Birinci kat boyamız. İkinci katta boyanın gerçek rengi ortaya çıkacak. Muhtemelen üçüncü katta tam istediğimiz kaliteyi elde etmiş olacağız. Şu an benim merakla beklediğim ilk katta böyle sanki fırçanın böyle pütürleri var. Böyle sanki pütürlü kalacakmış gibi bir korku geldi. Onlar gidecek. Daha önceki boya tecrübelerinden hatırlıyorum. Oraları şu fırçayla yapabilir miyiz? Tabii fırçayla üstünden geçeceğiz zaten. İkinci katı muhtemelen. Şöyle yaparız. Sanırım dolabı birazcık yükseğe kaldırmamız gerekecek ki şu yan taraflarını da yapabilelim. Bir tezgah gibi bir şey ayarlarız. Evet. Taburelerden de yapabiliriz. İlk katımız tamam. Tek ileri geri yap. Sağ sol yapma. Desen çok önemli.
Islak mendil lazım. Islak mendil de şuna. Tüyü düşmesin. Ben de az önce yaptım. Fayanslara da ayrıca bir... Evet, çok eskimişler. Kesinlikle. Boyanın kendisi zaten, fayansların boyasının kendisi zaten hani kir varmış gibi bir desenden seçilmiş. Hakikaten öyle. Bu arada tahminimden çok daha hızlı kurudular. Yani şunu ben yaptım. Yaparken böyle fırça artık zor gidip geliyordu. İnanılmaz kuruduğunu hissettik. Şu da çamaşır makinesinin kapağının içini bir denedik nasıl oluyor diye. Yani yaklaşık yarım saatte kurumuştu bile. Şu an tamamıyla kuru. Dolabı sana doğru çeksene. Çerçevelerin iç kısmında kahverengilikler var. Aa, şaka gibi. Kurumuş. Hava 30 derece olunca müthiş ya. Akşam serinliği de geldi. Biz ikinci katı da şimdi atabiliriz. Tabii atacağız. Yaklaşık 2 saatte bütün dolaplar biter o zaman. Evet. Şu an en kolay kısmındayız biz. Çünkü vakit alan yerler detaylı yerler. Fırçayla evet. Sabit dolabın oradaki dönülecek yerler. Tam üfletmesi, takması. Şuraları yapsana. Şuralara yapmadın. Bak orada kahverengilikler duruyor. Hem o taraf hem bu taraf. Tamam, boya bitti fırça da o yüzden. Tamam. Bir de kurudukça... Şu an mesela bu daha beyaz görünüyor ya, birazdan bunun gibi biraz şey yapacak. Evet. Altındaki renk ortaya çıkacak. Şöyle. Evet. İşte ikinci katta tamamen gidecek o. Üçüncü katta tam istediğimiz kaliteyi elde etmiş olacağız. İki elim işte. Çocuğu iş başında. Lambayı da yakamaz.
ama. Pürüz var mı? Birinci kattan sonra şöyle bakıyoruz. Fırça izi, fırça teli kalmış olabilir. Herhangi bir pürüz yok. İkinci katı vuracağız. Şimdi beklentinizi karşılamaya başladı mı? Kapandı sanki. Bir bakma. Evet. De bir kat. Bir kat daha. Şu an katta, üçüncü katta tam istediğimiz görüntü elde ediyoruz. Evet. Şey kurdukça çünkü, açılıyor. Çünkü siyahtan beyaza geçiyormuşuz gibi neredeyse. Çok koyu bir renk. Yani. İşte ikinci katı atılmış olan dolap %80 kapandı. Tabi buralar özel ayrıntı istiyor. Fırçayla yapacağız. Ama üçüncü katta muhteşem bir görüntü çıkacak ortaya. Bakın bu birinci kat olan. Bu ikinci kat olan. Farkı görebiliyor musunuz? Şu anda birinci katı. Şimdi sıra ikinci katta. Haydi bakalım. Nasıl fark etti yarı yarıya?
tavan boyası gibi tinersiz çıkıyor suyuna. Evet.